Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda biraz siyasetten çıkıp finans konuşalım diyorum. Çünkü yüksek enflasyon döneminde hepimizin zaten 3 kuruş bir tasarrufu var ya da çok küçük miktarlarda gelirler elde ediyoruz. Bunların korunması ve mümkünse de bir tık yukarıya doğru çekilmesi lazım. Bunun için ne yapabiliriz? Son gelişen koşulları şöyle bir incelediğimiz zaman iki tane finansal ürüne mutlak surette girilmesi mantıklı gözüküyor arkadaşlar. Nedir bunlar dediğimizde? Şimdi reel ekonomiyle de tabii bu işin bir bağlantısı var. Yani ezbere iki tane finansal üründen bahsedemeyiz. Bakın sırayla gidelim. Şimdi dedik ki son 6 aydır Türk imalat sektöründe bir yavaşlama var. Bunu sadece ben de demiyorum. İstanbul Sanayi Odası'nın PMI raporlarına baktığımızda mesela Kasım'da PMI endeksi 47.4 olmuş. 6 aydır 50 eşik değerin altında, yani 51 eşik değer orada arkadaşlar. İşte gidip üreticilerle bir anket yapıyorlar. Bugün ve yarına ilişkin üretim koşulları ile ilişkili beklentilerini soruyorlar. Ve 6 aydır sektör, imalat sanayi kan kaybediyor. Peki neden kan kaybediyor dediğimiz zaman cevap çok basit değil mi? Faizler yukarıya doğru gidiyor. Çok konuştuk bunu. Türkiye'de zombi firmalar ne yazık ki giderleri gelirlerinden fazla olduğu için faizlerin yüksek olduğu bir atmosferde haliyle bununla baş edemiyorlar ve ilk tepki olarak da işçi çıkarmaya başlıyorlar. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Aynı zamanda dün TÜİK'in konuyla ilgili bir istatistiği de geldi. İşsizlik, yani atıl iş gücü oranı, bu geniş tanımlı iş gücü oranı arkadaşlar 21.4'ten Kasım'da 22.7'ye yükseldiğini gördük. Şimdi tabii bu rakamı gördüğümüz zaman faizlerin artması ve buna bağlı olarak işsizliğin artması ve bunu da döneceğim finansal enstrümanlara bağlayacağım ama o bağlamadan önce artan işsizlik rakamının çok net bir sonucu var. O da şu: sadece bizim gelirlerimizin düşmesi değil arkadaşlar. Dönüp siyasete etki edecek. Yerel seçim öncesi bu oranın artmaya devam etmesini iktidardaki AK Parti'nin ben kesinlikle istemeyeceğini değerlendiriyorum. Zaten işsizlik çok büyük bir rakip olur onlar için. 2002 yılında biliyorsunuz müthiş bir işsizliğin üstüne bütün o klasik partileri tarihin çöp tenekesine gönderip gelmişti AK Parti. Haliyle şimdi aynı bir döngünün içine girmek istemeyeceği için Merkez Bankamızın da önceki karar metinlerinde de vurguladığı gibi biz artık burada faiz artırım döngüsünün artık belki de son bir faiz artırımından sonra artık sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi dönüp piyasaya baktığımız zaman fark etmişsinizdir. Bir ara 50 üzeri paranın miktarına bağlı ve vadeye bağlı olarak 50 üzerini gören mevduat faizlerimiz vardı. Şimdi bunların 47-42 arasına çekildiğini görüyoruz. Ha, gelmek istediğim nokta şu. Değerli arkadaşlarım, mevduat faizi 1-2 ay güzel bir fırsat kapısı insanlara açsa da yükselen enflasyon karşısında açılan kapının biz kapandığını artık değerlendiriyoruz. Çünkü faiz iyi güzel yukarıda ama enflasyon da yukarı gitmeye devam ediyor. Artı az önce de söylediğim gibi mevduat faizlerinde de ufak bir geri vites hareketi var. Dolayısıyla burada mevduat faizinin o eski coşkusunu devam ettirmesi birazcık soru işareti. Haliyle de şimdi buradan dövizden özellikle kopup KKM'den kopup bu alana gitme konusu ne kadar başarılı olacak, bu bir tartışma konusu. Şimdi bir diğer nokta şu, gelelim en önemli finansal enstrümanımıza, dolar TL. Evet, dolar TL özellikle bugün 30'u da gördü arkadaşlar. Biz daha önce ne diyorduk konuyla ilgili? Tabii yukarı bir hareket bekleniyordu ama 30 önemli bir sınır. 30'un üstündeki hareketlerin sertleşmesi bir şekilde karşımıza çıkabilir. Çünkü bakın Ocak ayı, ocağın işte 10 günü, ilk 10 günü geride kaldı. 11 günü geride kaldı ve hala beklediğimiz kuru tutabilecek, 30'un üstünde sert hareketler yapmasını engelleyecek kayda değer oranda yabancı sermaye girişi,
özellikle devlet iç borçlanma senetlerinde önceki videolarda da arz ettiğim gibi karşımıza çıkmıyor. Menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda bunu çok net görüyoruz arkadaşlar. Ve burada doları yukarıya doğru artıran enflasyonda bir geri çekilmemenin ya da geri çekilme işaretinin dahi olmaması. Şimdi enflasyonun yukarı gittiği bir atmosferde tabii ki kurun da yukarı gitmesi doğal. Enflasyon niye yukarı gidiyor derseniz kısaca hemen söyleyeyim. 2.6 trilyonluk 2024'te bir açık olacak, bunu çok vurguladık. 8.4 trilyondan 14 trilyonu aşmış bir M3 para arzı var. Para miktarı çoğaldıkça enflasyon. Enflasyon eşittir TL'nin değer kaybı, kurun yukarı gitmesi biliyorsunuz. Yapısal problemler tarımda, sanayide çözümsüzlük var. Ve bir de yapılan bu son maaş zamları da piyasadaki enflasyonu bence yukarıya doğru itecektir diye düşünüyoruz. Ve burada sermaye girişlerinin olmamasının bir sebebi, girecek yabancı sermayenin ya burada enflasyon haliyle de kur yukarı giderken, kur sabitlenmemişken ben girersem kurdan burada bir darbe yerim. Çünkü adam girecek 30'la, bir çıkacağı zamana bir bakacak 36 lira, arada dağlar kadar fark var. Böyle bir değişken durumu, yukarı trende olan bir kur durumunu yabancı tercih etmediği için girmiyor. Bunun sebebinde de az önce dedim, enflasyon var. Ayrıca daha önceki videolarımızda da çok geniş şekilde işledik. Yabancı sermayenin önünde bir de ne yazık ki hukuki problemlerimiz ve siyasi problemlerimiz var. O zaman buradan yine şuna gelebiliriz. Her ne kadar birçok otorite dövizi tavsiye etmiyor ama ben şahsen 40-50 arasındaki tahminimi koruyorum burada. Ve özellikle burada hani 40'ın üstünde, böyle hatta 50'yi aşabilecek işlerin olmaması adına iki tane benim kıstasım var. İki tane ölçüt. Hemen bugünlerde yakından incelemek zorunda olduğum. O da şu, bakın New York'ta Merkez Bankası'nın görüşmeleri başladı. Gerçekten çok baba kurumlarla ve sermayedarlarla görüşecekler. Buradan ne çıkacak? Dağ fare mi doğuracak? Bu çok önemli. Ama tabii ki bu hukuki sorunlar, siyasi sorunlar varken oradan nasıl bir teveccüh olur buraya, çok büyük bir soru işareti. Dolayısıyla bu 30'un üstündeki sert hareketleri belirleyici unsurlardan birisi olup olmamasını, belirleyici unsurlardan birisi New York'tan elde edilecek sonuçlar ne olacak, soru işaretlerim var. İkincisi arkadaşlar, kuvvetle muhtemel ayın 12'sinde Moody's Türkiye ile ilgili bir not kararı açıklayacak. Burada B3 olan notun hani yukarı gitmesi değil ama en azından görünümün düzeltilmesi bekleniyor. Eğer burada görünüm düzeltilmezse bu durumun biz en azından kısa vadede Türkiye'ye beklenen yabancı sermaye girişlerinin olmayacağı şeklinde bir yorumunu yapıyoruz ki burada sıkıntılar birazcık daha büyür. O yüzden dolarda pozisyon açmak, hem yapısal olarak enflasyon yukarı giderken hem de yabancı sermaye gelmiyorken mantıklı gibi gözüküyor. Biz şimdi tahmini tabii 40-50 arasına revize ettik. Çok uçuk bir rakam gibi gözüküyor ama 30 lira oldu zaten şimdi. Ocağın biz daha 10'u, 11'i, 12'sindeyiz. Ve burada JP Morgan'ın da tahminini 34'ten 36'ya revize ettiğini görüyoruz. Ve baktığım zaman benim burada videolarda anlattığım argümana benzer argümanlar var JP Morgan'da da. Şimdi burada Fatih Akçelik ve Saat Sıddık isimli stratejistler bir rapor yayınlamış arkadaşlar. Özü şu, diyorlar ki pozitif reel getiriler ve ucuz değerlemeler lira için reel olarak değer kazanma potansiyeli argümanını ortaya koyuyor. Ancak bu dezenflasyon sürecine devam edilmesine bağlı. Yani siz ne kadar enflasyonu indirecek işler yapabilirseniz o kadar başarılı olur. Ama ben de diyorum ki sadece faiz arttırarak ve talebi kısarak burada sonuna geldiniz. Bakın işsizlikten bahsettim, PMI'dan bahsettim. Haliyle öbür tarafta sıkıntılar var. Bunu artık devam ettiremezler. Bu iş yapısal reformlarla desteklenmediği için bizim önümüzde büyük handikaplar var diye düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu gerekçelerle girilmesi gereken ürünlerden ya da bulunmanız gereken, bulunuyorsanız da pozisyonunuzu devam ettirmeniz gereken ilk ürünlerden birisidir döviz. İki numarada bakın bence şu var.
BIST 100 6.5, BIST 30 5.5 FK ile şu an işlem görüyor arkadaşlar. Bunun altını biz borsa tarihinde 2008 o mortgage krizi döneminde görmüştük ve bir de 2023'te çok belirsiz bir dönem vardı. Bu epistemolojik kopuşların olduğu bir dönem. 2023 Mart-Mayıs arasında gördük. Şimdi borsaya an itibariyle baktığımız zaman çok büyük gümbür gümbür bir giriş yok. Ama 2024'ün bence karakteristiği olan seçerek firma bazında girişlerin olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi firmalar var. Bunların pazar payları artıyor. Bunların kendi iş kollarında yaptıkları devasa yatırımlar var. Ve bütün bunlar aslında değerlerinin altında şu dönemde. Şimdi ben şunu söylüyorum burada. Faizin yavaş yavaş yönünü aşağıya çevirdiği, dolar ve enflasyonun yüzünün yukarıya doğru baktığı bir atmosferde BIST'in burada bu klasik 8000 baskısından kurtulmasına dair umutlar bence artacak. Her ne kadar işte Moody's'ten gelecek ters bir haber vesaire, olumlu haber olumlu etkiler, olumsuz haber tekrardan 7500-7200 bandına iter ama netice itibariyle burada dediğim gibi faizin düşmeye, dolar ve enflasyonun yukarı doğru gittiği bir atmosferde dolar bazında firmanın ucuzladığını ama hangi firmanın lütfen, bütün firmaların değil, gerçekten bilançosuna bakarak karlı yatırımlarının devamını gördüğümüz firmalarda burada doların yukarı doğru gitmesi bunları yabancı nezdinde ucuzlatıyor. Ve bir diğer nokta enflasyon zaten bütün bu firmaların bir şekilde bilançolarını büyüten bir etken. Yani bir ise maliyet, 3 enflasyon yapıyor ve bu firmaların işine geliyor. Şimdi bana şunu diyebilirsiniz. 900 bin kişi borsayı bıraktı, küstü, hesapları kapattı ve geri gitti. Lakin arkadaşlar Borsa İstanbul'da özellikle 2024'ün özelliğini bir kez daha vurgulayayım. Burada seçerek ve birazcık orta vadeli bakış açısıyla sabrederek gitmek gerekiyor. Günlük haftalık mantık ne yazık ki borsada işlemiyor. Ama buna dayanacak sinir sistemi ve sabır olduğu zaman da getiri de bununla paralel olarak gerçekten büyüyor. Bunu ne zaman anlayabilirsiniz? Şu an şu karamsar bakış açısında baktığınızda hadi oradan falan diyorsunuz. Ama dönüp 4 ay sonra grafiklere baktığınızda ya adam doğru diyormuş noktasına da geleceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla burada iyi seçimler ve eğitim bence çok öne çıkıyor. Ben burada Avrasya Yatırım katıl butonunu tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü hem eğitimde bir numarayız, iddialıyız. Hem de bu seçimleri gayet iyi yaparız. Ve 2024 stratejisi, bize katılın katılmayın o önemli değil. Bakın şu olacak borsada. Yani aldım, tuttum, taşıdım, sattım. Bu değil arkadaşlar. Burada al, sat, al, sat. Yani siz arkadaşlar alçalan trend kırıldığında alıp bir yükselen trendle yükselmeyi bekleyip yükselen trend kırıldığında satmak, teknik trend çizgileri ve bunun yanına politik ve ekonomiden gelen sinyalleri yan yana koyarak doyum noktalarında bu satışı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları eğer yapabilirseniz tabii ki tek başına yapmanız da imkansız. Nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Dediğim gibi uzmanlarla yapabilirsiniz. Ben her sabah bu raporları üretiyorum. Koyuyoruz ortaya. İşte mesela bu haftadan örnek vereyim. Haftanın ilk günü JP Morgan, Bank of America'nın banka raporundan önce sabahleyin bankalar dedik. Bankalar bir yukarı gitti. İşte yabancının girdiği kağıtları sabahları radara alıyoruz mesela. %2, %3, %5 bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Evet zor bir dönem, sabır gerektiren bir dönem, löp et yok yani kılçıksız bir et yok. Hani biri desin de ben %5 %10 çakayım diye bir yıl değil arkadaşlar, öyle olmayacak. Ama neticede özetlersem döviz ve borsa diğer yatırım araçlarının üstüne çıkacak. Borsada da seçilerek girildiği zaman orta vadede yatırımcısına çok iyi getirecektir diyorum. Bu bağlamda Avrasya Yatırım YouTube kanalıyla katıl butonuyla katılın arkadaşlar. Benim burada bir de amacım şu. Sadece Borsa İstanbul değil arkadaşlar. Çünkü İstanbul Borsası Türk siyasetçilerinden ve Türk siyasetinin hatalarından çok etkileniyor.
Dolayısıyla 33 binde ben Dow Jones'u tavsiye etmiştim Anadolu Aslanları'na. 37 binlerin üstünde burada da bir kırılma olduktan sonra Amerikan şirketlerini de ben gündeme getireceğim arkadaşlar. Çünkü Türkiye ile kaldığımız zaman Türkiye'nin siyasi kaderine de esir oluyorsunuz. Bu da iyi değil. Orta vade evet eyvallah biz iyi kağıtlarda tepki verir ama buna da gelmeden biz New York'a da inşallah açılacağız arkadaşlar. Orayı da çok yakından takip ediyoruz. Ama bam diye girilmez. Fiyatlar yukarıdayken tepedeyken girilmez. Daima bir alım zamanlaması vardır. Fiyatlar düşerken gebermişken olur. Ha bugün zaten Borsa İstanbul'u orta vadede önermemizin sebebi de bu arkadaşlar. Fiyatlar öyle tepelerdeyken, borsa coştuyken değil. Aynen şu an yabancının yaptığı gibi iyi kağıtları kazımak lazım. Girin majör kağıtlarda ben anlatıyorum sabahları. Onlara bakın arkadaşlar. Çok net bu yabancı adına işlem yapan kurumları görüyorsunuz. Ordinolar geliyor. Borsanın yukarı gidecek olması ya da potansiyelinin olması demek Türkiye'de enflasyon ve işsizlik probleminin çözülmesi anlamına gelmiyor. Ekonominin mükemmel hepimizin refaha ulaştığımız anlamına gelmiyor. Özü şu, parası olan burada aklını kullanarak burada bir çıkış yolu bulur kendine. Para olup aklı da kullanamazsanız ne yazık ki enflasyon karşısında ezilirsiniz diyorum. Tavsiye edeceğim diğer aracı kurumlar iş yatırımdır, yapı kredi yatırımdır. Bunlarla çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şahsi tahminim. Diğer kurumlar da iyi, diğer kurumlar da sağlam. Ama ben bu iki ekibi daha çok seviyorum. Daha böyle okumuş çocuklar şeklinde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.